Akvaryum Balıkları Evcil Hayvanlar kanalına hoş geldiniz dostlarım. Yine bir deneme ile karşınızdayız. Lepistes balıkları yavrularım var burada. Bakın burada bayağı bir. Burada saydım 26 tane var. Bu lepistes yavruları 1 aylık, en büyüğü 1 aylıktır. Yani 2 1,5 aylık da olabilir şu en büyük irileri. Bunları hızlı büyütemedim. Yalnız şöyle bir deneyim var. Kendim araştırdım. Şuraya bir yeşil su havuzu yaptım. Strafor kutuda. Kutumuz da kalın. Buna çok dikkat edin. Bu strafor yeşil suyu koyduktan sonra balıklarımızı bunun içine dökeceğiz. Ve balıklarımız yeşil suyla beslenip üremelerine devam edecekler. Bu yeşil suyun avantajlarını söyleyeyim. Yavru balıklar tek hücreli alg olan infüsuriyeyi yiyorlar. İnfüsuriye dediğimizde balıkların güneşle suya çarptığı tek hücreli alglerdir. Bundan sonra bakın balıklarımız bayağı bir küçük. Küçük olduğu için de tam yiyebilecekleri seviyede. Ondan sonra ben araştırdığıma göre kardeşler bağışıklık sistemini düzeltiyorlarmış. Bu spirulina, mavi yosun algler satılıyor eczanelerde. Bu tatlı su yosunu diye geçiyor. Bunu tavsiye ediyorum size. Başka videolarda da gördüm. Şöyle söyleyeyim. Başka videolarda ise daha büyük havuzlarda üretiyorlar bu lepistesleri. Ama süresi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi havalar ısındığı için tek tropikal balıklar oldukları için de bunlar. Havalar ısınana kadar burada duracak. Havalar soğuyana kadar burada duracak. Bu arada kediler de ya bir video çektirmiyorlar. Havalar soğuyana kadar burada duracak. Strafor yapmamın amacı ısıyı aşırı almaması, soğuğu da aşırı almaması, muhafaza etmesi. Üzerine büyük ihtimal bir branda ya da böyle bir korumalık koyabilirim. Ondan sonra su buharlaşma olacak. Onu da engelleyeceğim. Şimdi bunu deneme amaçlı yapıyorum. Burada 26 adet lepistesimiz var. Lepistesler bildiğiniz gibi kolay yürüyen türler. Özellikle de yeşil su onlar için biçilmiş kaftandır. Allah telefon düşüyordu. Şimdi kardeşler, ben birçok videoyu araştırdım. Kimisi buzdolabını havuz yapmış, onda üretiyor bu lepistesleri. Kimisi böyle büyük bir tarlasına yapay gölet yapmış, onda üretiyor lepistesini. Bunların hepsinin ortak bir amacı şu. Güneş vuruyor. Güneş vurduktan sonra su yeşilleşiyor. O yeşilleşmiş suyu da balıklar yiyor. Bunu unutmayın. Onun ondaki madde de tek hücreli algler. Şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Dünyamızda %95'ini oksijeninin %95'ini bu mercanlar oluşturuyor. Mercanlar dediğim olay da şöyle bir şey. Suya dediğimiz gibi güneş vuruyor, sonra algler oluşuyor. O algler fotosentez yaparak dünyamıza oksijeni sağlıyor. Yağmur ormanları burada %5'ini oluşturuyor. %5'lik bir dilim çok küçük bir dilim olduğu için de bu bir yani şaşırılması bir konu. Ondan sonra bu yeşil suyun avantajlarını birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi balıklarımızı bir daha bir çekelim. Şöyle. Heh. Tasa koyduk. Burada 26 adet var. Şöyle de video. Strafor kutu. Her yerde bulabilirsiniz. Yeter ki su sızdırmasın. İlki çok inceydi, sızdırıyordu. Şu kalınlıkta bazenleri sızdırabiliyor. Bu çok iyi bir biçilmiş bir kaftan. Burada geçen sene ben şey yaptım. Daha önce videomun sonuna da eklerim ya da şeyine.
Bu yerde su piresi ürettim ben burada. Kovanın içinde plankton. Su piresi de yeşil suyla besleniyor. Yeşil suda ne oluyor kardeşler? Demek ki faydalı ki su piresi yiyor bunları. Su piresinde balıklarımız yiyor. Bu kadar lepistesin içerisine az olduğu için ben buna aşılama olarak su piresi de aşılayabilirim. Onu da yapabilirim. Bu yeşil suyu nasıl yaptım? Şurada aşağıda görebileceğiz mi? Bakın. Bakın şurada aşağıda kedinin karşısında 10 litrelik damacanalarım vardı benim. Geçen seneden kalmış. Ve içinde su pireleri olan ama şey vardı, kan kurtlarını üretmiştim diye bir videom var. İşte o kovalar, bu kovalar. Bu kovalardan aldım. Buraya aşılamadım direkt. Saç boneleri var. Saç boneleri. O boneden süzerek suyu buraya koydum. Süzmemin de sebebi içinde bir küçük partiküller falan var. Biz sadece saf suyu istediğimiz için, tertemiz suyu istediğimiz için süzerek koyalım ki daha güzel olsun. Balıklarımız daha rahat olsun. Suyumuz daha temiz olsun. Başka canlılar da giriyor. İçinde kan kurdu vardı. Ondan sonra böcek larvaları falan filan olmasın diye ondan süzdük. Aklıma geleni seri şekilde anlatmaya çalışıyorum kardeşlerim. Şimdi yapım aşamamıza geçelim. Şuradan şöyle. Yapım aşamamıza geçelim. Bir bakalım. Suyun soğukluğuyla bunun soğukluğu hemen hemen aynı olmasını isterdim. Ama beyaz bene olmasınlar diye. Ben bunu bir kettle'da su ısıtıp koyacağım büyük ihtimal. Bir durduruyorum burada videomu. Bir dakika. Şurada. Şuradaki su biraz daha soğuk. Bundaki ılık. Bundaki akvaryum odamdan getirdim. Bunu da soğuk. İkisi aşılarsam balık çarpılabilir. O yüzden bir kettle'da su ısıtayım az bir şeye. Bunun ısısını eşitlerim. Şimdi durduruyorum. Evet dostlarım. Şimdi kettle'ımıza suyu koyduk. Yani kettle sıcak su. Biraz şunun ısısıyla bunun ısısı eşitlendi. Balıklarımız burada. Burada şöyle bir şey yaptım. Kendi suyu dinlenmiş suydu. Tamam, bunu kabul ediyorum. Az bir şey çeşmeden klorlu suyu bir tas kadar ama sıcak su. Sıcak su koydum bundan. Ondan sonra suyu eşitlendi ılıklığı. Bir zararı olacağını düşünmüyorum burada çok büyük bir su olduğu için. Böyle bir olay mecbur kaldım. Sular, balıklar çarpılmasın diye. Şurada da bir şey fark ettim. Şurada neyse odaklasın. Şu köşedeki, yukarıdaki şu köşedeki balığımızın beli hareket etmiyor. Nasıl anlatsam, aynı oklava gibi duruyor sırtı. Ötekilere sapa sağlam. Çok yeni doğmuşlar da var içinde. O yüzden onu da bir söyleyeyim dedim. Başka lepistoslarımız sapa sağlam. Bunu bakalım ne yapacağız ileriki aşamalarda. Göreceğiz. Şimdi aşılıyoruz. Şöyle suyu alalım. Hemen önce su gördüğünüz gibi yeşilleşti. Hoppa, hayırlı olsun. Evet. Balık cıkcıklarımız gördüğünüz gibi yüzmeye başladı. Şu beli kırık olan yine yüzemiyor. Oo, şunlar çok güzel yüzüyor. Of. Gördünüz mü arkadaşlar? Acayip güzel yüzüyor. Burada 26 adet var. Lepisteslerimin annelerini, fil kulak lepisteslerimin annelerini bir arkadaşa verdim. Şöyle diyeyim, hani vermek zorunda kaldım. Çikletlerim yer kalmadı. Sattım diyeyim. Evet, sattım.
Ondan sonra elimde kalan yavruları büyütmeyi düşünüyorum ve elimde şey var, bellere kırık olan anne lepistes, baba lepistes var. O lepistesleri de şimdi buna koymak istemiyorum. Onlar yavruladıkça yavrularını koyarım buraya. Ama çok güzel alıştılar buraya ya. Çok hoşuma gitti. Doğal bir havuz oldu. Üstünü brandayla kapatırım. Hadi bir flaşı açalım. Bakın ne güzel oldu. Ne güzel. Ben keşke yanımda olsanız görebilseniz bu güzellikleri. Güneş buna vurdukça burası gördüğünüz gibi dalgalanıyor. Bakın yansımayı görebiliyor musunuz? Rüzgar esiyor burada yani. Rüzgar estiği için de oksijensiz kalmıyor bu balıklar. Oksijensiz kalmayan balık da ölmez. Motor falan koymayacağım buna. Sadece bu yeşil suyu koydum. Sonra devamını getireyim. Buradan da anaçları koyarım bir dahaki videomda. Gelişmeleri takip edeceğiz bakalım. Bak buradan çıktılar. Burada güneş bir açıp bir kapanıyor ama burası su pireleri üretirken en verimli olan yer, en güzel alan. Yeşil suda hızlı üreyeceğini düşünüyorum bu balıkların. Bakın şunlar çok küçük ya. Daha bir günlük falan herhalde. Doğal bir havuz yaptık. Akvaryum havuzu. Gelişmeleri an ve an göstereceğim dostlarım. Şöyle. Bu alanımız burası. Benim diyeceklerim bunlar. Beni izleyip videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.